أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bu Ramazan'ın son üçte birlik bölümü olan cehennemden kurtuluş olarak hadis-i şerifte ifade edilen döneme girdik. Rabbim bol bol ibadet etmeyi, bol bol efendim tövbe istiğfar etmeyi hepimize nasip olsun, nasip etsin inşallah. Şirket-i Maneviye dusturuyla da inşallah birilerinin duası kabul olursa hepimizin affına, mağfiretine ve cennetten, cehennemden kurtuluşuna, cennete nail olmasına vesile olur inşallah diyerek dersimize başlayalım. Malumunuz Ramazan olunca mutlaka dersin bir köşesinden Ramazan'la ilgili bir bahis söz konusu oluyor. Biz de bu akşam şöyle Ramazan Risalesi'nin 8. nüktesinden biraz okuyup ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine dair, rızkın Allah'ın taahhüdü altına olduğuna dair özellikle şu şualarda Ayet-ül Kübra'da geçen bir kısım ile devam edeceğiz inşallah. Evet, Ramazan-ı Şerif İnsanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşe hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatı da zehirler. Demek daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır, daha insan ona binemez, o insana biner. Yani bakın, nefsin terbiyesi noktasında ve yine efendim, vücudun sağlıklı kalması noktasında da orucun hikmetleri var. Evet, malumunuz biz bunları okurken, bunlar işin Ramazan Risalesi'nde geçen kısımlar, özellikle Üstad Hazretleri, Ramazan orucunun hikmet boyutu üzerinde ağırlıklı olarak duruyor. Asıl olan tabii oruç Allah'ın emridir, bir ibadettir. Allah emrettiği için yapılır. Ama bu ibadet yerine getirilirken, bunun yanı sıra bizim maddi vücudumuza da, maddi hayatımıza da, yani manevi hayatımızın yanı sıra maddi hayatımıza da faydaları vardır ki bu 8. nüktede Üstad Hazretleri insanın şahsi hayatında, maddi vücudundaki faydalarına da değiniyor. Ve böylelikle aslında orucun aynı zamanda bir perhiz olduğunu, ki ifadeyi aynen şöyle diyor: insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhiz ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe maayeşa, yani keyfine göre hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi işin bir de helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Şimdi manevi hayatı, helal haram noktasındaki malumunuz biliyoruz. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şey yemenin insanın ahireti için, dünyası için zararlarını biliyoruz. Bir de aşırı tüketimin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine şöyle biraz bakalım isterseniz. Eskiden insanların bir kısım hastalıklarının sebebi yetersiz beslenmeydi. Şimdiki hastalıkların daha fazlası, evet belki dünyanın bazı yerlerinde yetersiz beslenmeler var, amen, ama mesela bizim ülkemiz için ele aldığımız zaman yetersiz beslenmeden çok, ya da dünyanın zengin ülkelerine baktığımız zaman yetersiz beslenmelerden ziyade aşırı tüketimin meydana getirdiği hastalıklar söz konusu. Tabii bu aşırı tüketimle birlikte bir de dengesiz tüketim dediğimiz bir beslenme şekli sonucunda
efendim bir hastalıklar zinciri ortaya çıkıyor ki bugün metabolizma hastalıkları dediğimiz şeker hastalığından tutun, obeziteden tutun da efendim tansiyon, ondan sonra işte kalp damar hastalıklarının çok önemli bir kısmının sebebi, önemli bir sebebi aşırı tüketime bağlı olarak, aşırı beslenmeye bağlı olarak, dengesiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Eskiden atalarımız can boğazdan gelir, beslenin diye söylerken, bugün artık kitaplara da isim olan bir slogan var. Can boğazdan çıkıyor artık. Aşırı tüketime bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla insanoğlu yılda bir ayda olsa oruç veya vasıtasıyla o pehrizi de aynı zamanda yapmak suretiyle, ki baktığımız zaman işte sahurdan iftara kadar olan süre 15-16 saatlik bir süreçtir. İşte bu süreç bize aslında metabolizma üzerindeki o yoğunluğun, o yükün kalkması ve dolayısıyla bir bakıma vücudun, motorun adeta rahatlaması manasına gelebilecek bir tarza giriyor. Zaten biraz sonra da üzerinde biraz konuşacağız ama insan vücudunda Cenab-ı Hakk'ın önce günlük tükettiklerimizde karaciğerde depolamış olduğu glikojen şeklindeki karbonhidratlar, glikoz. Onun bitmesinden sonra vücudumuzda depo halinde bulunan yağlar, işte efendim deri altı yağlarımız, işte karın içerisindeki göbekteki yağlar, efendim kaslar arasındaki yağlar, daha da mikro düzeye inersek hücrede depolanmış ihtiyat şeklindeki yağlara kadar bizim enerji kaynaklarımız mevcuttur. Hazır olarak tüketilen karbonhidratların bitmesinden sonra bu kaynaklarda tüketilmek suretiyle işte vücudundaki bizdeki işte efendim trigliseritlerin, yine kolesterol ve benzeri yağ ve yağ benzeri maddelerin vücutta metabolizmada değerlendirilmesi, dolayısıyla miktarının azalması da yine bu mübarek aydaki o pehriz ya da 15-16 saate varan bir açlık döneminde ortaya çıkan bir durum. Yani olayın manevi boyutu var zaten. Asıl olan da o, ibadet olduğu için biz oruç tutuyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın o emretmiş olduğu ibadetin arkasında insan sağlığı içinde sayısız hikmetlerinin bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize çalışır. Riyazete alışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bakın bu da aslında bir nefis eğitimi, nefsin terbiye edilmesiyle ilgili bir eğitim. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeyi kabiliyet feyda eder, hayat-ı maneviyeyi bozulmamaya çalışır. Yani bizim bırakın harama yönelme, helali bile Allah emrettiği için, terk ettiğimiz için yeme ve içmeyi ve yine oruçla birlikte yasaklanan unsurları. Dolayısıyla yahu ben Allah'ın helal kıldığını yiyemiyorum, içmiyorum, yapmıyorum. Dolayısıyla haramı nasıl şeydeyim diye bir bakıma nefsin o konudaki terbiye noktasına da ulaşmakla hem maddi hayatımızda hem manevi hayatımızda bir perhiz, bir denge, efendim bir riyazete bizi alıştırmış oluyor. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. İnsanların çoğu da zaman zaman açlık durumuyla karşılaşmak söz konusu olur. Sabır ve tahammül için bir idman veya açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Yani rızığı bulamadığımız zaman açlığa da alışmak noktasında da bir eğitimdir aslında. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet, demek ki sabretmeyi öğrenmek,
tahammül etmeyi öğrenmek noktasında da oruç bize iyi bir eğitim veriyor, iyi bir idman yaptırıyor ve dolayısıyla böyle bir sıkıntıya maruz kaldığımız zaman, böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman da efendim biraz eğitimli olarak karşılıyoruz. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihette cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse, yani aslında hani zaman zaman işte açlık vesaire gibi farklı gıdalarla şunlarla bunlara detoks yapmak gibi böyle bir işleme, böyle açlık gibi Ramazan'daki bir açlığa insan mideyi bir dinlenmeye, bir tatile almazsa, o fabrikanın hademelerinin, o fabrikanın hizmetkarlarının ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Yani düşününüz, siz yemek yediniz, fazla kaçırdınız, midenizde adeta bir alev var. Dolayısıyla ne olacak? Bütün vücut, beyinden tutun da bütün organlar, duygular neyle meşgul olacak? Mideyle meşgul olacak. Tahakkümü altında bırakır. Adeta mide onu baskı altına alır. O sayr cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Herkes o midedeki sıkıntıyla ilgilenir. Nazarı dikkatlerini kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Onların o yüce olan, ulvi olan vazifelerini geçici olarak unutturup midenin derdine düşerler. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, yani perhiz yapmaya az yemek ve içmeye kendini alıştırmışlar. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman da yani adeta hani yemek için mi yaşamak, yaşamak için mi yemek diye baktığımızda vücudun ihtiyacı kadar olan gıdayı almak suretiyle yaşamak için yiyen bir insan. Çünkü hem vakti çok değerli hem de sair duygularının o mideyle çok fazla meşgul olmasını istemiyor. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla, bakın Ramazan bize neyi sağlıyor? O fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insanoğlu sadece yemek içmek için yaratılmamış. Vesair cihazat o fabrikanın sülfi eğlencelerine bedel, o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara diker. İnsanın mideyle meşgul olmayınca insanın duyguları, hasseleri o zaman ulvi şeylerle meşgul olurlar. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar. Evet, yani Ramazan'ın feyzi, bereketi dediğimin şeyimizin altında aslında bir bakıma mide fabrikasının tatile girmesi sonucunda diğer duyguların da maneviyata yönelmesinin sırrını taşıyor. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tebezzatları vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet, belki mide o açlığa bağlı olarak biraz sıkıntı çekiyor olabilir ama onun arkasında o diğer duyguların ve hasselerin o yüksek makamlara ihraz etmiş olmaları noktasında efendim onlar da masumane gülüyorlar, daha mutludur. Evet, dokuzuncu nüktede de üstad özellikle nefsin terbiye edilmesi noktasında açlığın nedenli önemli bir hususiyet arz ettiği üzerinde durur ve bu okuduğumuz kısımla ilgili olarak da Üstad Hazretleri 19. lem'ada özellikle İbn Sina'nın ki tıbbın babası olarak kabul edilen efendim eserleri Avrupa'da yüzyıllarca okunmuş olan belki Osmanlı'nın Selçuklu'nun Osmanlı'nın diyelim Osmanlı'nın tıbbının adeta
temellerini atmış olan bir hekim olarak görebileceğimiz Ebu Ali İbni Sina diye Üstad Hazretleri burada ismini verdiği ve onun son derece hikmetli olan bir sözünü de okuyarak geçelim. Şöyle ifade ediyor. Diyor ki ilmi tıbbı iki satırda topluyorum. Tıp ilmini, tıp bilimini iki satırda topluyorum diyor. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yani kısa bir sözle çok hikmetli bir şey ifade ettiği için gerçekten güzel bir söz. Diyor ki yediğin vakit az ye, ki bu malumunuz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın efendim midenin üçte birini yemek, üçte birini suya, üçte birini de boş bırak, havaya bırak şeklinde ifade ettiği mananın aslında tıp ilmiyle izah edilen bir şeklidir. Sonra ne diyor? Yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Araya en azından 4-5 saat koy. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedebileceğin miktarı ye. Nefis ve mideye en ağır ve yorucu hal taam üstüne yemektir. Evet. Yemek üstüne yemeği efendim yemek metabolizmayı zorlaştırdığından, ağırlaştırdığından dolayısıyla midede bir kısım gıdalar daha sindirim aşamasındayken yeni gıdaların mideye gitmesiyle midenin allak bullak olması efendim midemizde de aslında baktığımızda öncelikli olarak hızlı parçalanan kısım karbonhidrat dediğimiz şeker ve benzeri gruplardır. Daha sonra proteinler parçalanma aşamasına gelirler. Dolayısıyla şekerler, karbonhidratlar parçalanırken etkili olan enzimler farklıdır. Proteinler parçalanırken etkili olan enzimler farklıdır. Yağlar parçalanırken etkili olan enzimler farklıdır. Dolayısıyla taam üzerine geldiğinde adeta vücutta hangi enzimi salgılayacağını, hangi enzimi mideye ya da yine sindirim faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği 12 parmak bağırsağımıza göndereceğinde adeta bir karışıklık ve karmaşa yaşar ve bu işte taam üstüne yemenin vücudu yorma noktasındaki bilimsel bir açıklamasının da temelini oluşturur. Dolayısıyla İbn-i Sina yediğin vakit az ye, yedikten sonra da 4-5 saat daha yeme, mide için en yorucu olan şey yemek üstüne yemektir şeklinde ifade ediyor İbn-i Sina bu efendim kısa ve güzel anlatımı ile. Evet. Ayet-ül Kübra'da Üstad Hazretleri bu dördüncü hakikatta rezzakiyet hakikatından bahseder. Ondan biraz okuyalım inşallah. Dördüncü hakikat olan 33. mertebe-i rahimiyet ve rezzakiyet hakikatidir. Yani umum zeminde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın ve bilhassa zihruhun ve bilhassa aciz ve zayıfların ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkârane kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine mukannem bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından verilmesi hakikatidir. Yani buradaki Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyeti, rezzak olması, rızkı verenin o oldu. Dolayısıyla gerek günlük yediğimiz gıdalar ama gerekse de bu gıdalardan bir kısmının vücudumuzda depolanması sonucunda bizim aslında ihtiyat rızkımızın sürekli vücudumuzda mevcut olduğu, dolayısıyla bizim efendim iftarda çok yememizin, sahurda çok fazla yüklenmemizin anlamsız olduğu, çünkü vücutta yemiş olduğumuz gıdalardan depolanan karbonhidratların tüketimi sonrasında
efendim depo halde bulunan yağların devreye gireceği ve yağların da son derece enerji bakımından zengin olduğu, hem eğer biraz fazla kilomuz varsa bunların efendim harcanacağı, hem de enerjimizin o vasıtayla sağlanacağını bilmemiz ki Cenab-ı Hakk'ın Rezak isminin tecellisinin arkasındaki hikmetlerdir bunlar. Cenab-ı Hak bununla rezakiyetini gösteriyor. Çünkü sonunda biz Cenab-ı Hakk'ın Rezak isminin tecellisini bu maddi alemde görüyoruz. Yeryüzündeki o nimetlerin bolluğunda görüyoruz. Vücudumuzda depol edilen nimetlerin bolluğunda görüyoruz. Ve sonuçta ihtiyacımız olduğu zaman imdadımıza gönderiliyor. Evet, burada ayetler de var. Estağfirullah. İnnallâhe hüver rezzâku zul kuvvetil metin ayeti. İaşeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi ve mâ min dâbetin fil ardi illâ alallâhi rizkuha ve ya'lemu müstakarraha ve müstakarra da'aha kullu fi kitabin mübin. Ayeti dahi bütün insanların ve hayvanların rızıklarını taahhüt ve tekeffürü Rabbani altında alındığı, hem ve ke'eyyin min dâbetin la tahmilu rızkaha Allahu yerzukaha ve iyyakum ve huvessemî'ul alîm ayeti de rızkı tedarik edemeyen aciz ve iktidarsız olan zayıf biçarelerin rızıklarını umulmadık yerde. Özellikle bu son ayetin efendim mealini de size okuyayım. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen, temin edemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Ayeti de rızkı tedarik edemeyen aciz ve iktidarsız olan zayıf biçarelerin rızıkları umulmadık yerden. Belki gaybtan, belki hiçten, mesela denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden ve bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gaybtan infaklarını bil fiil tekeffül ederek, bil müşahede vermekle esbab perest insanlara dahi esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi pek çok ayet-i kerime ve hadsiz şevahid-i kevniye, evet birçok Kur'an'la gelen ayet ve de sayısız miktarda bizim kainatta yeryüzünde görmüş olduğumuz şahitler bil ittifak her bir zihayatın bir tek Rezzak-ı Zülcelal'in rahimiyetiyle beslendiklerini gösteriyor. Evet, örnekleme yapıyor yeryüzündeki efendim gördüğümüz o şahitlerle ilgili. Bir nevi rızık isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından onlar yerlerinde mütevekkilane dururken rızıkları onlara koşup gelmesi ve aciz yavruların iktidardan efendim mahrum, aciz olan yeni doğmuş bir bebeğin, bir kuzunun, bir efendim farklı bir hayvanatın nafakaları hayret numun tulumbacıklardan ağızlarına akması, o yavrulara bir parça iktidar ve azıcık bir ihtiyar gelmesiyle sütün kesilmesi, hususan insan yavrularına analarının şefkatleri yardımcı verilmesi bedahetle ispat eder ki helal rızık iktidar ve ihtiyar ile mütenasiben değildir. Onunla doğru orantılı değildir. Belki tevekkül veren zaaf ve acize nispeten gelir. Evet, ağaç yerinde duruyor. Cenab-ı Hak onun rızkını onun ayağına gönderiyor. Ve insanlar, hayvanlar gibi de değil, yüzlerce, binlerce yavru besliyorlar. Bir elma ağacını, bir armut ağacını ya da bir portakal ve mandalina ağacını düşünün. Bir ceviz ağacını düşünün. Üstünde yüzlerce, belki binlerce sayıda meyvesi var. Bunların hepsini besleyecek kadar rızkı Allah o ağaca gönderiyor. Zayıf olan, iktidarsız olan yavrulara süt gibi gıdalı ve hazmı kolay bir nimeti gönderiyor.
Demek ki rızkı helal iktidar ve ihtiyarla mütenasip değil, doğru orantılı değil, aksine ters orantılıdır. Ekseriyetçe sebebi hüsran olan hırsı tahrik eden iktidar ve ihtiyar ve zekavet bir kısım büyük ediplerde o ediplerin bir nevi dilenciliğe kadar sevk ettiği gibi zekavetsiz, kaba, çok âmi adamların tevekkülvari iktidarsızlıkları dahi onların zenginliğe isal etmesi bir darbe mesel burada var, hemen şeyini okuyayım. Nice alimler var ki geçim sıkıntısı içindedirler. Nice cahiller de vardır ki varlık içinde yüzüyorlar. Darbe mesel olması ispat eder ki rızkı helal iktidar ve ihtiyar kuvvetiyle kazanılmaz, bulundurulmaz. Belki çalışmasını ve sayini kabul eden bir merhamet tarafından verilir ve ihtiyacına acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Ve Üstad Hazretleri burada bir not düşüyor. Fakat rızık ikidir diye ifade ediyor ki birincisi yaşamak için hakiki ve fıtri rızıktır ki taahhüd-ü Rabbani altındadır. Yani Allah'ın taahhüd etmiş olduğu rızık, işte bu yaşamak için gerekli olan rızıktır. Yaşamak için yiyenlere mahsus bir durumdur. Hatta o kadar muntazamdır ki bedende yağ ve sair suretinde iddihar olan fıtri rızık hiç olmazsa 20 günden ziyade hiçbir bir şey yemeden yaşatır, hayatını idame eder, devam ettirir. Demek 20-30 günden evvel ve bedende müdahar olan, bedende biriktirilmiş olan fıtri rızkı bitmeden zahiren açlıktan vefat edenler rızıksızlıktan değil, belki sui ihtiyattan ve terki adetten neşet eden bir hastalıktan vefat ederler. Evet. Bu şeyde de bununla alakalı olarak Üstad Hazretleri lem'alarda da yine sorulan bir sual üzerinden cevap veriyor ve şunu ifade ediyor. Özellikle yani görüyoruz biz dünyada da mesela işte Afrika'daki açlık ve açlıktan ölümler şeklinde sorulan suale Üstad Hazretleri şöyle bir ifade kullanıyor. Yine okumuş olduğumuz o ayet-i kerimeler burada da var. Ve şunu söylüyor Üstad Hazretleri. Taahhüd-ü Rabbani hakikattir. Allah'ın ölmeyecek kadar rızkı taahhüd etmesi hakikattir. Çünkü ayet de sabittir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. İzah ediyor. Çünkü diyor o Hakim-i Zülcelal zihayatın bedeninde bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahm ve iç yağı suretinde iddihar eder. İnsanlar tükettikleri gıdalar. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. Biz bu akşam diyelim ki iftar ettik. İftarda ekmek yedik, karbonhidrat kaynağı. Çorbada karbonhidratlar vardı. Yemek yedik, yemekte et vardı. İşte ayran içtik, yoğurt yedik, protein vardı. Ette protein vardı. Bütün yemeklerimizde şu veya bu şekilde yağlar vardır. Şimdi bu almış olduğumuz besin maddeleri, özellikle karbonhidratlar vücudumuza glikoza çevrilir. O an için gerekli enerji kaynakları nedir? Yürüyeceksek yürümemiz için, efendim iç organlarımızın, kalbimizin vesairesinin çalışması için, diğer metabolik faaliyetlerimiz için, vücuda enerji temini için kullanılır. Fazlası, karbonhidratın fazlası, karaciğerde glikojen dediğimiz depo glikoz şeklinde depo edilir. Daha da fazla yemişsek o zaman vücudumuzda yağ şeklinde depolanır. Diğer tarafta yağlar da aynı şekilde enerjiye ihtiyaç varsa enerjiye aktarılır, yoksa vücutta yağ şeklinde depo edilir. Proteinler vücudumuzun protein ihtiyacı kadar olan kısmı yine işte ölen hücrelerimizin yenilenmesinde, ölen dokularımızın tamirinde kullanılacak şekilde amino asitler üzerinden protein sentezi gerçekleştirilir. Genç ise büyümede vesaire, işte diğer ihtiyaçlarda, bir anne ise çocuğuna süt üretiminde vesaire kullanılır. Fazla varsa yine glikoz yolu üzerinde ya glikojene ihtiyaç yoksa da yağlar şeklinde, onun amino asitlerin fazlası da
yine yağa dönüştürülmek suretiyle depo edilir. Çünkü depo dediğimiz şey ya glikozun glikojen şeklinde karaciğerde depolanmasıdır ya da yağ şekline çevirip vücudumuzun değişik yerlerinde depolanması şeklindedir. Dolayısıyla yemiş olduğumuz gıdaların bir kısmı her zaman ihtiyaç fazlası olan kısmı vücutta şahm denilen iç yağ şeklinde depo edilir. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını hücrelerde bile yağ vakuolleri dediğimiz yağ damlacıkları şeklinde yine bu iddihar, bu depolama gerçekleştirilir. Evet, demek ki hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder, depolar, biriktirir. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman, yani acıktığımız zaman, kan şekerimiz düştüğü zaman, vücudumuzun enerji ihtiyacı olduğu zaman sarf edilmek üzere, tüketilmek, kullanılmak üzere bir ihtiyaç zahiresi, bir efendim güvenlik noktasında tedbir olarak hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyaç rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Yani insanların vücudundaki o depolar bitmeden önceki ölümler o açlığa bağlı ortaya çıkan çeşitli hastalıklara bağlı ölümlerdir. Rızıksızlık yüzündeki bir ölüm değildir. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Peki neye bağlıdır? Su-i ihtiyardan tevellüt eden bir adet, günde 3 defa yemeğe alışmış olmamızdan doğan bir adet ve o su-i ihtiyardan ve adetin terkinden, o alışkanlığın terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Bir hastalıkla ölüyorlar. Yani şimdi bakın bunun anlamı şu. Bugün mesela COVID-19 hastalığı insanları yakalıyor. Ama ona bağlı olarak ortaya çıkan bir komplikasyonlar zincirinden insan ölüyor. Ne yapıyor? Efendim, emboli yapıyor, kıhtı atıyor, kalp krizine sebep oluyor. Ölüm nedeni kalp krizi. Ha, şeyin etkisi var mı? COVID'in tabii ki var. Ama ölüm nedeni o virüsün o insanı öldürmesi değil. Dolayısıyla ne oluyor? İşte ihtiyat rızık bitmeden evvel meydana gelen ölümler rızıksızlığa bağlı değil, o adetin terkinden ortaya çıkan bir kısım hastalıklar ve o hastalıkların ölüme neden olmasından kaynaklanıyor. Evet, zihayatın bedeninde, canlıların bedeninde, şahm suretinde, iç yağ suretinde iddihar edilen rızkı fıtri, biriktirilen o fıtri rızık haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Yani bir insanın 40 günlük bir şey yemeden yaşamasını sağlayacak kadar normal bir insandır. Yani aşırı kiloluyu da bahsetmiyoruz, çok aşırı zayıfı da bahsetmiyoruz. 40 gün onu yaşatacak kadar bir enerjisi vardır. Bakın hemen şurada şunu ifade edelim. Su bahsimizden hariçtir, çünkü su ayrı bir konudur ve vücuttaki su miktarının azalması çok daha hızlı insanı ölüme götürebilir. Onun için biz enerji kaynaklarından, gıdadan bahsediyoruz. Su zaten elhamdülillah dünyanın üzerinde Allah bol miktarda insanlığa bu nimeti bahşetmiş. Evet, hatta bir marazın veya bir istigrak-ı ruhani neticesinde 2.40'ı da geçer. Hatta bazı hastalarda ya da efendim bazı özel istigrak hali olan durumlarda 2.40'ı da geçebilir bu vücuttaki enerjinin yetmesi. Hatta bir adam şiddet bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selamette hiçbir şey yemeden hayatını devam ettiğini 13 şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmış ki bu not 1934 senesine ait olan bir tarihte olay gerçekleşmiş. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh-i zeminde cilvesini gösteriyor.
Yani bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi mahlukatın imdadına yetişiyor. Yani buna işte Bağdat tarrarlarını, Bağdat tembellerini örnek verirler. Yatıyorlarmış hurma ağaçlarının altında, yukarıdan bir tane hurma düşse de yesek diye neredeyse açlıktan kıvranacak hale gelir. O durumda oradan geçen kervanın biri, ya buna biraz su verin, bir şey, bu açlıktan susuzluktan helak olacak diye Allah'ın Rezzak ismi o gelen kervandaki adamlar vasıtasıyla onu da eline yetişiyormuş. Denizin dibinden tutun da toprağın altındaki mahlukata kadar Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi her yere yetişiyor. Evet. Burada Üstad Hazretleri bir istisnadan bahsedecek. Onu da okuyalım. Evet. Ve madem hiç ümit etmediği bir tarzda, bunu da okuyalım, ondan sonra oraya gelecek. Memeden ve odundan rızıklar akıyor. Yani annesinin memesinden gelen süt yavrunun imdadına koşuyor. Yine ağacın gövdesinden, odundan yükselen o rızıklar yukarıdaki meyvelere kadar ulaşıyor. Evet. Herhalde rızkı fıtri bitmeden evet akıyor, baş gösteriyor. Eğer pürşer beşer, işte o istisna dediğim nokta burası, su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa, bakın bugün Afrika'daki sıkıntının altında bu noktayı iyi düşünmek lazım. Bugün Cenab-ı Hakk'ın Afrika'ya yeraltı ve yerüstü zenginliklerine baktığımız zaman onlara yetecek kadar fazlası rızıkları var. Ama ne yapmış? Ya Asya münafıkları ya Avrupa zalimleri oradaki kaynakları alıp götürmüş ve onların o kaynaklara ulaşmasına engel olmuş. Dolayısıyla ne yapmış? Şerlerle dolu olan o insanlık pürşer beşer su ihtiyarıyla müdahale edip adeta Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin onlara ulaşmasının önünde bir engel oluşturur. Rezzak isminin yeterlice tecelli edip onlara verdiği rızıkların o insanların ulaşmasında bir engel teşkil ediyor. Kim? Pürşer beşer. Evet, demek ki pürşer beşer su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zi hayatın imdadına o isim yetişiyor. Yani efendim ya yeraltı zenginliğiyle yetişiyor, ya işte Afrika'nın efendim Orta Doğu'nun çöllerinin altında çıkan petrolle yetişiyor. Bir şekilde efendim imdadına geliyor. Şeylerde çok dikkatimi çekmiştir. Bu belgesellerde o savana şeylerini, otlaklarını gösterirler. Yağmurların yağdığı zamanlarda nimet boldur. Efendim otlar boldur. Bir kısım hayvanat o otlarla beslenir, yağlanır, güçlenir. Bir kısım etçil hayvanlar da o hayvanları bol bol avlamakla yine beslenirler, yağlanırlar, etlenirler. Daha sonra yaz geldiğinde her tarafın kuruduğu, efendim işte artık hayvanatın yeterince rızka ulaşamadığı, dolayısıyla şey olduğu dönemde de o vücutlarında depolanmış olan o ihtiyat rızıklarını tüketmek suretiyle tekrar rahmetin kendilerine ulaşmasını, efendim yağmurların başlamasını, o yağan yağmurlardan gelen sellerden derelerin oluşmasını ve dolayısıyla yeniden yeryüzünde o nimetlerin çoğalmasını beklerler. Cenab-ı Hak o ihtiyat rızıkları bitmeden onların imdadına yine rezakiyetiyle, rahimiyetiyle, rahmetiyle ulaşmak suretiyle tekrar tekrar o böyle bu döngü devam edip gider. Herkes rızkını bir şekilde bulur ve efendim Allah'ın Rezzak isminin tecellisini görürüz. Aynı şey insanlık için de geçerli. Ama düşününüz, siz o bölgelere müdahale etseniz, o hayvanların o otlaklara ulaşmasını, o suya ulaşmasını engellerseniz elbette ölümler görülecektir ki o pürşer beşerin su ihtiyarıyla müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ki o fıtri dengeyi, o efendim adetullah dengesine müdahale anlamına gelen özel bir durumdur. Evet, demek ki pürşer beşer su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor
açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki ta terkül-i adat minel muhlikat sırrıyla, yani adetlerin terki helakete götüren sebeplerdendir. Sırrıyla sui ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neş'et eden bir illetten, yani o alışkanlığın terkinden ortaya çıkan bir hastalıktan, bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olamaz denilebilir. Evet, Üstad Hazretleri burada şöyle bir ifade de kullanıyor, onu da okuyalım. Evet, bil müşahede görünüyor ki rızık iktidar ve ihtiyar ile mahkusen mütenasiptir ifadesi, ki biraz önce o konuda üzerinde durduk. Dolayısıyla ihtiyarı zayıf olanların, gücü az olanların daha iyi beslenmesi, daha güzel beslenmesi bize Cenab-ı Hakk'ın aslında Rezzak isminin neticesi olduğunu, rızkın ve kimine az, kimine çok verdiğini, bunun da bir imtihan vesilesi olduğunu, ama bu şuna engel değil. Biz yine gayretimizi gösteririz ama hırs şeklinde değil de efendim tevekkülvari bir rızık talebinde bulunmak Cenab-ı Hakk'ın adetine uymak, adetullah kanuna uymaktır. Ama rızkı Allah'tan beklemek ve Rezzak-ı Hakiki'nin Cenab-ı Hak olduğunu bilmek noktasında Ramazan ayı da bize aslında bu konuda önemli bir ders veriyor ve biz gelmeden elimizi önemli dersler veriyor. Cenab-ı Hak bu ayı bu şuurla, bu idrakla Rezzak-ı Hakiki'nin Allah olduğunu, rızıkların ona ait olduğunu, biz sadece dua ile, talep ile ondan isteriz, onun da bize rızıkları bol bol yeryüzünde verdiğini görüyoruz. Zaten şöyle bu bahar mevsiminde, yaz mevsimlerinde baktığımız zaman ilk olarak o odunların üzerinde açan çiçekler, daha sonra yapraklar, daha sonra o çiçeklerden çıkan o meyvenin kozalağıyla birlikte o meyvenin büyümesi bize gösteriyor ki rızkı verenin o odun olmadığını, çünkü odun kendisinde olmayan bir özelliğin meyveye vermesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Biz ancak bir şey bilirsek, bizde bir özellik varsa yanımızdakini aktarabiliriz. Odunda ne o tatlılık vardır, ne o meyvenin kokusu vardır, ne lezzeti vardır, ne de besleyiciliği vardır. Dolayısıyla doğrudan doğruya, ki Üstad Hazretleri'nin şükür risalesinde bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam, o elhamdülillah ile neyi kastediyor aslında? Bu nimet, bu elma bize doğrudan doğruya hazine-i rahmetin cehennemden kurtuluş vesilesi olan dönemlerde ibadetlerimizi, efendim namazlarımızı, tövbe ve istiğfarlarımızı arttıralım inşallah. Ve tek gecelerden de Kadir Gecesi'nin o hakikatini yakalamak suretiyle inşallah 84 senelik bir ömrü netice verecek bu manevi ticaret sofrasında, manevi harmanda hissemizin ziyade olması için gayret edelim. Hepinizin Ramazan'ını ve önümüzdeki bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.